Herkese merhaba. Kızılcık Şerbeti diye bir dizi var malumunuz. Ülkece Kızılcık Şerbeti tufanına kapıldık. Dizi değil, vakum gibi bir şey. İzledikçe çene çekiyor, izledikçe çene çekiyor. Peki biz ülkece Kızılcık Şerbeti tufanına nasıl kapıldık derseniz, şimdi bu dizide bir kere karton tipler yok. Bütün tipler gerçekçi, hakiki, Türkiye'nin hamurunu yansıtıyor. Kızılcık Şerbeti dizisi aslında Türkiye'nin tarihsel ve toplumsal fay hatlarının aynasıdır diyebiliriz rahatlıkla. Peki bu dizi benim ilgimi nasıl çekti derseniz, şimdi ben normalde dizi izleyen birisi değilim. Benim televizyonum bile yok. Normalde de dizi falan izlemem. Benim dizi izleyebilmem için o dizinin bir konusu olması gerekiyor. Ben konulu diziler izleyebiliyorum. Yani böyle zengin kız fakir olan, işte yakışıklı çocuk güzel kız falan gibi böyle sürekli karton tiplemelerin olduğu dizileri maalesef izleyemiyorum ben. Zaten bir haberim yani, sorsanız bana 10 tane dizi adı, 5 tane dizi adı sayın deseniz televizyondan, ben açıkçası sayamam, o kadar bir haberim. Şimdi bu dizi benim nasıl ilgimi çekti derseniz, gazetelere konu oldu bu dizi. Yani sürekli gazetelerde tartışıldı. Ben de gazeteleri, günlük gazeteleri takip ederken gördüm yani bu dizi niye bu kadar acaba tartışılıyor diye. En sonunda işte geçen hafta mıydı, ondan önceki hafta mıydı nedir, Rütük'ten bir ceza almış. Bir sahne dolayısıyla tabii herhalde bahane de edilmiş ama benim de ilgimi çekti. Bir bakayım acaba ne oluyor bu dizide falan diye. Tabii gazetelerde bu dizi bu kadar konuşulunca benim de ilgimi çekti açıkçası. Yani Rütük'e falan gelmeden önce köşe yazarları çok kalem oynatmış bu diziyle ilgili. Hatta İslamcı mahallede epey gömüyorlar, İslamcı basında tabii. Epey gömüyorlar. Hatta İslamcı basına gelmeden gene böyle orta yolcu diyebileceğimiz bir takım adamlar da, mesela Ahmet Hakan gibi, Nagihan Alçı gibi köşe yazarları da değinmiş buna, ama esas mesela Milat diye böyle biraz da uç İslamcı bir gazete vardır. O laiklik şerbeti diye böyle biraz küçük görmüş. Hatta sadece küçük görmekle kalmamış, epey öfke kusmuş ama bunun yanında alaycı bir üslupla dikkati çekiyor. Diziyi bir de hedef gösterenler olmuş. Bunlardan bir tanesi mesela Yusuf Kaplan'dır. Tabii köşe yazarlar arasında söz ediyorum. Aslında biz böyle bir diziyi daha önce gördük. Netflix'te Bir Başkadır diye bir dizi yayınlanmıştı. Daha önce birkaç sene önce, böyle 2-3 sene olmuştur maksimum. Oradan da bakabilirsiniz Netflix'ten de zaten. Bu Bir Başkadır dizisinde de gene başrolü bir hanımefendi üzerinden geçen bir takım olaylar aktarılıyordu. Ama onun devamı gelecek denmişti. Böyle bir 10 bölüm falan bir sezon çektiler artık. 6 bölüm müydü, 10 bölüm müydü? Bir sezon kadar çektiler o Netflix'teki Bir Başkadır dizisini. Daha sonrası gelmedi. İlerletmediler. Yeni sezonunu çekmediler. Keşke çekselerdi aslında. O da Türkiye'nin toplumsal ve tarihsel fay hatlarını, o kırılım noktalarını çok iyi bir şekilde ışık tutuyordu, mercek tutuyordu aslında. O da çok izlenebilirdi, tutabilirdi. Ben onu da mesela zevkle izlemiştim, keyifle izlemiştim. Kızılcık Şerbeti dizisi aslında Türkiye'nin toplumsal ve siyasal fay hatlarının bir sorgulamasıdır. Eleştirel bir sorgulamasıdır. Ve aslında bunu Peyami Safa'nın Fatih Harbiye diye bir kitabı vardır. Peyami Safa bu Fatih Harbiye kitabı üzerinden aslında Fatih ve Harbiye semtleri üzerinden İstanbul'daki bir sorgulama yapar. Yani bunu metafor olarak kullanır. Malum bu semtlerden bir tanesi birazdan modern yüzü, işte çağdaş yüzü olan, işte elit kimselerin oturduğu bir semtidir. Diğer semt ise biraz da gelenekçi yapısını koruyan, muhafazakar yapısını koruyan bir semtidir. Ve bu iki semt üzerinden aslında Peyami Safa Türkiye'nin işte bu modernleşme, ikiliği veya bu sancıları kendi içerisinde değerlendirir. Kendi içerisinde bir mercek tutmaya çalışır. Türkiye'deki seküler muhafazakar gerilimi malumdur. Aslında bu dizinin temel konu aldığı nokta da budur. Seküler muhafazakar ailelerin gerilimidir. Bunun aslında sosyolojik açıklamaları da var. Buna isterseniz merkez çevre gerilimi dersiniz. İsterseniz gelenekçi liberal cepheyle devletçi seçkincilerin bir gerilimi dersiniz. Merkez taşra gerilimi dersiniz isterseniz. İsterseniz elitlerle taşranın gerilimi dersiniz. Yani sosyolojik açıklamalar da var bunun için. İşte Şerif Mardin olsun, Emre Kongar olsun. Bunların üzerinde çokça çalıştılar, çokça durdular sosyologlar bu konular üzerinde. Türkiye'de aslında bu ayrışma hattı oldukça belirgindir ve geçişler kolay kolay söz konusu değildir. Yani böyle aşamalı geçişler belki vardır ama özellikle uç kutuplarda duran iki kesim arasında geçişler çok azdır. Yani bu iki kesim hatta birbirini ahlak gibi, din gibi veya modernlik gibi dizide de gördüğümüz üzere bir takım konular üzerinden sıklıkla eleştirir, topa tutar ve yani o mahallede yer almak onun için, yani tırnak içerisinde söylüyorum, öcü gibi bir şeydir. Ve yani bırakın böyle kız alıp kız vermeyi, yani aynı sosyolojik atmosferi dahi teneffüs etmekten böyle imtina duyarlar. Yani bu çok nettir. Yani ayrışma hattı o kadar belirgindir ki, bu iki cephe arasında o kadar böyle kalın bir çizgi vardır ki, sosyolojik açıdan söz ediyorum. Yani bunlar gerçekten, bırakın kız alıp vermeyin, normalde yan yana gelecek tipler değil. Yani aynı atmosferi solumaz bu adamlar. Ama tabii bu dizi ya sonuçta olmuş ve yani aslında bu Türkiye'de dedik ya, karton tipler değil bunlar. Her an karşımıza çıkabilecek tipler. Her an karşımıza bunları yüzleşebileceğimiz, aslında her an yaşadığımız tipler aslında bunlar. Yani seküler bir insan, işte muhafazakar bir insanla aşağı yukarı, yani bu tabii abartı yönü de vardır, bir mübalağa yönü de vardır. Yani toplumda belki o kadar mübalağalı bir şekilde yaşamıyoruz ama aşağı yukarı aynı şeyler vardır. Seküler bir ailenin kızı diyelim ki, işte aynı o dizdeki gibi muhafazakar bir aileye gelin gittiği zaman işte duvarlardaki domuzcukların sökülmesi gibi, domuz tasvirlerinin sökülmesi gibi, ya da işte doktoru erkekse o doktorun işte kadın doktorla değiştirilmesi gibi bir takım şeyler aslında bize yabancı gelen şeyler değil. Bunlar aslında olamaz diyeceğimiz şeyler değil.
aslında da oluyor yani. Zaten dizide de diyor bu yaşanmış bir olaydan uyarlanmıştır diye. Kızılcık Şerbeti dizisinde bir tarafta Like'li dibine kadar yaşayan, işte yaşam tarzı itibariyle, giyinişi, oturuşu, kalkışı itibariyle, bulunduğu sosyal ortam itibariyle Like'li dibine kadar yaşayan, sekülerizmi dibine kadar yaşayan seküler bir aile tipolojisi görüyoruz biz. Ve bu 2-3 nesildir böyle aktara aktara gelmiş. Bu ailenin odak noktasında da gene öğretmen var bir tane. Tabii öğretmen de Cumhuriyet'in seküler çağdaş yüzünü falan bir timsaldir değil mi? Yani öyle değerlendirebiliriz de bunlar çıkarım şu anda. İşte arkasına Atatürk resmi koyuyor ve işte burnundan kıl aldırmıyor. Giyime kuşama o kadar dikkat ediyor. İşte sürekli bir yer mesela işte biz gerici miyiz falan gibi şeyler duyabiliyoruz ağzına. Veya bir başörtülü birisi gördüğü zaman tepki gösterebiliyor. Yani etrafındaki insanlara baktığımızda gene aşağı yukarı kendisi gibi ve muhafazakar bir camiaya karşı kesin bir reddiye var. Topyekun bir reddiye var. Hani araya aynı şekilde bir kırmızı çizgi çekmiş. Öbür tarafta da aynı şekilde bunun tam karşı kutbunda konumlanan muhafazakar bir aile görüyoruz. Yani bunun aslında uçlardaki kutupları görüyoruz biz ailede. Aile itibariyle tabii dizideki. Şimdi o muhafazakar ailede yine aynı şekilde mesela nasıl seküler ailede işte arkada Atatürk resmini biz sıklıkla görüyorsak işte Kıvılcım karakteri okulda otururken onlarda da mesela işte bir takım dini yazar, dini semboller evlerinde var. Evleri gene işte o dini cemaatin şeylerine göre bir takım düzenlenmiş, dizayn edilmiş. İşte eve ayakkabıyla girmiyorlar ama öbür taraf eve ayakkabıyla giriyor gibi mesela düşünebilirsiniz. Yani aslında çokça bir takım küçük şeylere de dikkat edilmiş. Normalde dizilerde nedir? Herkes eve ayakkabıyla girer değil mi? Normalde biz işte Türkler aslında dizilerdeki gibi evlere ayakkabıyla girmeyiz. Yani kapıda çıkarırız mesela. Hani ben çok dindar birisi falan değilim ama kapıda ben de çıkarıyorum. Mesela bunun evde namaz kılınmasıyla veya kılınmamasıyla herhangi bir alakası yok. Ama dizide buna bile dikkat edilmiş yani. Bu aslında Türkiye'nin gene bir kırılma hattını gösteriyor. Yani seküler, laik falan kesimler işte eve ayakkabıyla girerken öbür kesimler evde namaz kılınmasını gerekçe göstererek eve kesinlikle ayakkabıyla girilmesine karşı. Veya bir aile işte evde köpek beslenebilirken evde veya farklı bir hayvan beslenebilirken öbür aile evde namaz kılınıyor gerekçesiyle yok evde köpek besleyemezsin diyor. Yani tabi bu eleştiri değil tamamen tarihsel ve sosyolojik bir incelemesi diyebiliriz dizinin kendi nazariyemizde. Tabii iki aile arasındaki meselelere dönecek olursak yani bir tarafta dedik işte seküler bir aile var, bir tarafta da muhafazakar, mütedeyyin falan bir aile var. Şimdi bu muhafazakar ailenin bir takım daha özellikleri var. Şimdi bu aile acayip zengin yani varlıklı işte turizm işi yapıyorlar, şirketler, holdingler var. Zaten bizim dizilerde hep bir şirket holding vardır. O olmazsa olmaz. Neyse tabii bunlar mütevellit. Bunlar zengin falan bayağı. Ama normalde bunlar işte güzel, şatafatlı, lüks falan bir takım hayatlar sürebilecekken bu adamlar yani yediği önünde yemediği arkasında istediği yere tatile gider, istemezse yapmaz falan. Yani istediği gibi aslında lüks şatafat içinde yaşayabilecekken sırf mütedeyyinlik uğruna kendini kısıtlayan, kendini bir takım işte şeylere haram gören veya işte tırnak içerisinde söylüyorum ve bu işte dinen caiz olmayacağı gerekçesiyle ve akşam dışarı çıkmak gibi yani illa alkol falan içecek değil tabii ki de. Yani en basitinden akşam dışarı çıkmak mesela değil mi? Kız tek başına Nursema karakteri mesela bir arkadaşı onu dışarı çağırdığı takdirde konser falan verilecek. Evden kaçmak durumunda kalıyor değil mi? Mesela hatta kaçmayı da beceremiyor. Yok diyor işte akşam dışarı çıkmak bana göre değil. Geri odasına gidiyor değil mi? Mesela aynı onda olduğu gibi iki aile arasında yani zihniyet açısından da büyük farklar var. Yani bir taraf zengin olmasına rağmen o zenginliği yani alabildiğince yaşayamıyor. Ama öbür tarafta da mesela işte kadın kendisini işte akşamlar içki içtiği için kendisini çok şey görüyor yani böyle çağdaş görüyor, modern görüyor ama öbür taraf akşamları çay içtiği için ona kuro falan diyor. Veya çocuk işte damadı kendisi gibi işte yetişmediği için ona kuro diyor. Veya kendisi gibi aslında lüks bir semtte büyümediği için işte dedi ya mesela ben Fatih'ten büyüdüm geldim falan diye. Fatih'te büyüdüğü için ya onu tırnak içerisinde yani gene işte şey böyle gericilikle itham ediyor. Yani irticayla belki itham ediyor. Yani aslında kendinden olmamak yani Fatih'te büyümek sonuçta şey değildir bir gericilik sembolü değildir. Belki Fatih ilçe olarak evet bugün gerçekten muhafazakar bir tipoloji sergiliyor olabilir. Geleneksel bir tipoloji sergiliyor olabilir ama sırf Fatih'te yetiştiği için bir insan gerici olmaz. Olamaz yani öyle bir saçmalık olamaz. Oradaki ayrışma hatlarını yani biraz daha belirginleştirmiş daha ilk bölümden dizide. Şimdi bizim Türkiye'de bir de malum bireyler evlenmez aslında böyle karıyla koca evlenmez, eşler evlenmez aslında. Aileler evlenir diye bir metafor vardır ya. Aslında bu doğrudur ve diziye de oldukça yansımış. Şimdi diziye yansımasının şöyle bir alamet farikası var açıkçası. Şimdi dizide malum aslında gerilim aileler üzerinden dönüyor. Yani aileleri çıkarsan aslında malum işte kız seküler, oğlan da muhafazakar bir aileden geliyor falan. Hani o tipolojiyi de sergiliyorlar ama belki o kadar gerilim olmayacak. Gerilim aslında aileler üzerinden dönüyor. Bu ailelerin de aslında bir makbul kişi arayışı var. Yani her ailenin kendine göre bir makbul kişi tanımı var. Yani makbul dedim kabul gören. Yani ailelerin işte muhafazakar bir aile ise muhafazakar tipolojideki insanları makbul insan görüyor. Seküler bir aile ise kendisi gibi seküler olanları makbul kişi olarak görüyor. Ve aslında bu makbul kişi arayışları her iki ailenin de bir gerilim üretiyor. Muhafazakarlıkla işte sekülerizm gerilimi üretiyor. Herkesin kendi makbul kabul ettiğini dayatması ve hükmetme kudretini elinde bulundurmak istemesi aslında diziyi izletiyor. Herkesin kendi yaşanmışlığı, koşullanması,
ön kabulleri, ön yargılar var ve bu da aslında diziyi biraz izletiyor. Kırmızı çizgiler asla geçilemiyor. Bu da ayrı bir gerilim üretiyor. Bu da diziyi izletiyor. Kızılcık Şerbeti dizisi aslında tüm bu makbul kişi arayışlarını bizim gözümüze sokuyor ve bizi bununla yüzleştiriyor. Yani Türkiye'de de malum işte iki kutup var ya, bunları bize yüzleştiriyor aslında Kızılcık Şerbeti dizisi. Ve burada tek tutucu muhafazakar aile de aslında oradaki İslamcı aile değil. Yani o Ünal ailesi değil. Aslında kendisini seküler olarak lanse eden işte o Kıvılcım'ın ailesi de bir bakıma tutucu muhafazakar bir aile. Nasıl diyeceksiniz? Şimdi aslında ben size bir video yayınlamıştım ya daha önce, düzenin yabancılaşması diye. CHP sağ ve muhafazakar bir partidir diye aslında böyle başlığa yazmıştım değil mi? Orada neyi anlatmıştım ben? İzlemeyenler de izlesinler, ben linkini de aşağı bırakayım. Şimdi o videoda ben size demiştim ki aslında Türkiye'de sağ soldur, sol da sağdır. Bu İdris Küçük Ömer'in bir tezidir. İdris Küçük Ömer de iktisatçı sol bir aydındır. Bunu nereden çıkarıyorum? Çünkü şöyle bir şey var. Baktığımız zaman biz Türkiye'de işte ta Cumhuriyet öncesinden beri, meşrutiyetten beri hatta baktığımız zaman nedir? Türkiye'de aslında sağdan gelen bir takım siyasi partiler, işte o CHP'nin ve tek parti reformizminin aslında böyle müştekisi gibi kendisini lanse eder ve değişimden yanadır. Aslında bunda tabi demokrasi falan diye kendini pazarlar. Öbür tarafta kendini sol olarak lanse eden Cumhuriyet Halk Partisi mesela devletin partisi imajı yansıtır. Devletin partisiyim ben falan der. Devletin kurucu partisiyim, işte Atatürk'ün partisiyim falan der. O da mesela aynı değişime takos koyma yönündedir. Baktığımız zaman aslında değil mi? Aslında yani sağ normalde değişimden yana olmaması gerekir. Sağ normalde aslında biraz daha muhafazakar özellikler göstermesi gerekir. Muhafazakar nedir? Aslında var olanı muhafaza etmek değil mi? Onu tutmak yani elde tutmak, onu muhafaza etmek. Muhafazakarlığın kökeninde bu vardır. Solda devrimcidir değil mi? Değişimden yanadır. Aslında burada tam tersini görürüz. İdris Küçük Ömer'in tezine göre Türkiye'de CHP işte solun başını çeken siyasi parti veya merkez solun başını çeken siyasi parti veya işte ortanın solun, demokratik sol deyin, sosyal demokrasi deyin, ne derseniz deyin. Bu siyasi parti Türkiye'de var olan değişimden önüne de takos koymak. Çünkü niye? Ben Cumhuriyeti muhafaza edeceğim kendince. Öyle bir şey lanse ediyor. Bu tabii siyasi eleştiri falan değil. İdris Küçük Ömer'in tezleri üzerinden değerlendiriyorum. Öbür tarafta da sağ partiler hep değişimden yana olmuş değil mi? Mesela işte Özal yıllarca başkanlık sistemi dedi. Erbakan yıllarca işte başkanlık sistemi dedi. İslami bir düzeni savundu falan. Demirel'in kendince başka tezleri vardı. Yani sağ partiler değişimden yana boy gösterdi. Öbür tarafta sol partiler ise duralım, muhafaza edelim sistemi. Ben sistemi muhafazakarıyım, değişime karşıyım. Ben bu işe takos koyarım. Değil mi? Mantalitesi buydu. E şimdi burada aslında Kıvılcım karakteri üzerinden de sürekli bir laiklik falan hassasiyeti vurgusu var ya, zaten kendisi de dile getiriyor bunları. Zaten işte arkasında Atatürk alıyor falan değil mi? Şimdi orada da aslında düzeni, yani var olan kendi öngördüğü işte o makbul kişi veya kendisinin temsil ettiği o sistemi, çerçeveyi muhafaza etmeye çalışıyor. Ve diğer karşı taraftan gelen işte o tazikleri de bir tehlike olarak addediyor. O yüzden başörtülü birisiyle karşılaştığı zaman bunlar da her yerde diyor. Çünkü onlardan memnun değil. Onlar gene tırnak içerisinde gericiliğin timsali olarak görüyor. Öbür tarafta hani iyi giyinimli insanları da gene ilerlemenin, bir takım çağdaşlaşmanın, modernleşmenin, kendi ifadesiyle gene medeni olmanın başat aktörü olarak görüyor. Yani aslında her şeyi kılık kıyafete indirgemiş ve bunu muhafaza etmek istiyor. O yüzden kendisi de aslında her ne kadar kendisini ilerlemeci, çağdaşlaşmacı falan olarak göstermesine rağmen esas muhafazakarlık sembollerinden bir tanesini de kendisi ortaya koyuyor. Aslında Kızılcık Şerbeti bu yönüyle iki tutuculuğu, yani seküler tutuculukla işte muhafazakar İslamcı cephedeki tutuculuğu kafa kafaya çarpıştırıyor. Aslında bu yönüyle de şöyle bir şey oluyor. Yıkılsın bu düzeniniz diyor. Yani düzeni eleştiriyor. Hatta bütün makbulleri yıkıp kutsalınız batsın diyebiliyor. Bu dizide sadece muhafazakarlarla sekülerlerin bir gerilimi de yok. Başka konularda, başka temalar da işleniyor. Ben birkaç tanesini fark ettim. Mesela Türkiye'de bir Anadolu Kaplanları dediğimiz sermaye grubu vardır değil mi? İşte özellikle 1950'lerden 60'lardan sonra falan işte yükselen sağ dalgayla beraber Türkiye'ye yerleşen, işte bu Anadolu Kaplanları olarak yerleşen bir sermaye grubu vardır. İşte bu Anadolu'nun taşrasında normalde küçük esnaflık yapan fakat işte İstanbul'a gelip böyle holding olup falan şirketleşen büyük holdingler vardır değil mi Türkiye'de? Aslında bu sağ iktidarların tamamen peşine takılmış bir takım adamların tamamen siyasi rant devşirerek elde ettiği bir ekonomik imtiyazdır. Aslında dizide biz bunun da izlerini görüyoruz. Çünkü şurada şöyle ki oradaki muhafazakar o aile aslında Anadolu'nun o işte hamurunu yansıtıyor ya. Baktığım zaman işte babası bu adamın, o Abdullah Ünal'ın babası küçük bir esnafmış normalde. Yani kendi anlatımlarından naklediyorum bunu dizden, benim de kaptığım kadarıyla tabii. Normalde işte küçük esnafmış bunlar. İşte baba, oğul falan yönetilen bir esnaf. İstanbul'da esnafmış bunlar. Ama kısa zamanda bir iki jenerasyonda yani babadan oğula geçmiş hatta. Yani daha onun çocuğuna geçmemiş mesela. Yani çocukları da var tabii, beraber işletiyorlar ama yani bir jenerasyonda aile o kadar büyümüş, o kadar zenginleşmiş, o kadar palazlanmış ki işte muhafazakar otelleri falan işletiyorlar. Kaplıcalar var, bilmem neler var. Holding olmuşlar. İşte İstanbul'da 40 tane evleri var. İşte zengin işte bir takım evlerde oturuyorlar. Ona göre ayrıcalıklı bir yaşam sürüyorlar. Bir yandan da aynı muhafazakarlığı korumaya çalışıyorlar ve bu bize aslında
Türkiye'de işte o yeşil sermaye dediğimiz sermayenin yükselişini gösteriyor. Yükseliş trendini gösteriyor. Bu da işlenmiş. Yani tabii bu eleştirilmiyor o kadar ama yani o kadar şey gün yüzüne konulmuyor. Ama o ailenin işte küçük bir esnafken büyük bir turizm şirketi, turizm holdingine sahip olmuş. Almanya'da da oteli var işte bilmem nerelerde de otelleri olan falan bir aileye dönüşmesi aslında bize bunu gösteriyor. Yani açık bir şekilde burada bu Anadolu sermayesinin muhafazakarlıkla bürümüş o Anadolu sermayesinin yükseliş trendini de gösteriyor. Ve aslında şöyle bu Anadolu sermayesi, yeşil sermaye işte yükseliyor ama bunların muhafazakar oteller işlettikleri için yani muhafazakar otel nedir mesela? İşte Antalya'ya gidersiniz. İşte kadın erkek böyle haremlik selamlık olur. Havuz ona göre olur. İşte alkol olmaz falan. Yani normalde Almanya'dan, Rusya'dan gelen turistin kaldığı gibi bir otel olmaz. Tamamen İslamcıların yaşayış tarzlarına uygun bir takım otel dizaynıdır. Yani bu otellerden var bu arada Antalya'da falan. Ben gördüm mesela. Yani bu tarz oteller var. Bunlar da işte bu tarz bir otellerden birisini işletiyor ve işte birkaçını işletiyor. Artık neyse tabii dizide işlendiği şekliyle. Yani kendi muhafazakar yapısında aslında koruyor orada. Onu tutuyor yani elinde tutuyor. Bu Kızılcık Şerbeti dizisinde aslında bir de feminizme çentik atılmış Nursema karakteri üzerinden. Şimdi bu Nursema karakteri enteresan bir karakter. Böyle yamuk duran falan bir kız. Şimdi bu kız başörtülü falan tabii diziyi izlemeyenler açısından. Şimdi bu kız normalde işte ilk bölümde de biz görüyoruz. İngilizce biliyor. Amerika'da okumuş. Hatta orada işte cool ne demek onu açıklıyor. Yok diyor ben biliyorum diyor. İşte Amerika'da okudum. İngilizce de biliyorum ben falan diyor. Yani onu da oradan görüyoruz. Ama bir yandan işte demek ki Amerika'da okuduğuna göre iyi bir bölüm okudu. En azından yabancı dili var. İşte iyi bir tedrisattan geçmiş diye kabul edebiliriz. Bunu ön kabul olarak alabiliriz. Tabii bunlar belirtilmiyor ama bir yandan da çalışmıyor değil mi? Mesela aslında şeyleri var. Bunların bir sürü otelleri bilmem neleri var. İşte aile işletmeleri var. Bir yandan da çalışmıyor. İstese gidip orada işte abileri gibi bir işin başına oturabilir. Orada çalışmasını sürdürebilir ama çalışmıyor. Bunun kendi tercihi tabii. Ve bu kendi tercihi de aslında içinde bulunduğu o kısıtlılıktan yani ailevi kısıtlılıktan kaynaklanıyor. Zaten şirkette de o da vurgulanıyor değil mi? Mesela hiç kadın çalışan yok. Bütün çalışanlar erkek. Niye? Çünkü o da işte muhafazakarlığın bir sembolü kendi açılarından. Çünkü onlara göre ters yani kadın tırnak içerisinde yine evde oturması gerekiyor onlara göre. Kadının iş hayatında görünmesi o kadar da olağan bir şey değil onların yaşam dünyaları açısından söylüyorum. Bu nedenle de orada kadın çalışmasını istemiyorlar veya çalıştırmıyorlar. Bu kasıtlı bir tercih muhtemelen. Bizde bu da verilmiş. O nedenle zaten bu Nursema karakteri de çalışmıyor, çalışmak istemiyor. Hatta kendisini çalışan bir kadın olarak muhtemelen hayal dahi edemiyor. Şimdi bu Nursema karakteri bir de kendinden olmayanları yadırgıyor. Şimdi mesela orada seküler mahalleden gördüğü işte Alev gibi değil mi? Mesela Alev karakteri. Onu mesela sırf açık giyindiği için oldukça eleştiriyor. Onu tırnak içerisinde neredeyse ahlaksızlıkla eş tutuyor. Yani o kadın aslında kötü bir kadın oluyor ona göre. Her şeyi yapabilecek. İşte yeri geldiğinde tırnak içerisinde söylüyorum yine babasıyla da kırıştırabilecek falan. Bir takım kadın imlemesi yapıyor ona. Yani o şablonu yüklüyor ona ve aslında onu yapabilecek o ahlaksızlıkları yani kendi ahlak anlayışı üzerinden eleştiriyor tabii. O ahlaksızlıkları yapabilecek bir takım birisi olarak görüyor onu. Ve bunu yani onun için de çok doğal bir şey oldu tabii. Ama Nursema karakteri işte ne zaman ki sıkıştığı anda seküler mahalleden bir yardım eli uzanıyor değil mi? Mesela işte kocası onu aşağı atacak camdan itecek. Orada nedir? Mesela doğa karakteri değil mi? Seküler ailenin kızı veya ailenin gelini o yardım edecek. Alev karakteri evini açacak değil mi mesela? Burada seküler bir aileden yardım eli uzanıyor ve aslında kendi ailesi sırf bana güvenmez, sırf bana inanmaz, işte beni kocama geri verir diye ailesinden yardım istemek yani ona imtina ediyor. Hatta yani kendisi de söylüyor ben aileme gidersem diyor yani ailem beni geri kocama verir diyor. Çünkü yani orada şu da var. Şimdi bu görücü usulü falan evlenmelerde nedir bunlarda? Hani görüşmeyeceksin, tanışmayacaksın, bir anda evlendiriyorlar, oluyor bitiyor falan. Hani kocası ne derse doğrudur. Normalde mesela kocasının bir takım ofsayt şeyleri de ortaya çıkıyor değil mi? İşte kadın, kız falan işte orada bir ayarlama durumu söz konusu, bara gidiyor, yiyor, içiyor falan. Ona mesela erkektir, haktır olarak görüyorlar. Ama kadına bir şey olunca ya tamam sen evine geri dön. Zaten kocan işte tamam siz düzelirsiniz, hallederiz bir şekilde mantığı oluyor. Yani bu zihniyet dünyası açısından bu oldukça olağan, normal, sıradan falan bir şey. Ama kadın tabii öyle olamıyor. Bu nedenle kadın aslında kocasına şiddet gördüğü ortamdan hatta yani şiddeti de geçtim öldürmeye kalkıyor. Camdan atmak nedir? Böyle bir salak saçma bir şey olabilir mi? Yani şiddetin daniskası bu. Şimdi burada da yani hastanede yatıyor falan ailesini aramıyor. Direkt gidiyor mesela seküler bir ailenin kızına güveniyor. Yani daha önce sırf giyim tarzından dolayı ya da yaşam tarzından dolayı eleştirdiği insanlara sarılıyor ve onların kendine yardım edeceğine inanmış. Yani Nursema'ya en sıkıştığı anda yardım eli seküler mahalleden geliyor. Daha önce yadırgadı işte 30 yaşındaysa 30 sene boyunca aslında kin kustu. Yanına bile yaklaşmadı. Daha önce aynı ortamı teneffüs etmekten dahi imtina duydu ki yani aynı durum karşı tarafta da var. Yani normalde de onlar da öbür mahalleyle aynı şeyi teneffüs etmezdi. Yani normalde aynı ortamda bulunmayacağı insanlarla dahi bu kız yardım eli uzattı, yardım eli aldı oradan. Nursema işte tam o noktada muhafazakarlıkla veya İslamcılıkla bu sekülerizm arasındaki kalın çizgiyi ve oldukça sağlam kalın çizgiyi radikal bir şekilde kırdı aslında ve Nursema burada Nursema karakteri üzerinden daha doğrusu burada sekülerizme doğru yani muhafazakarlıktan sekülerizme doğru bir açılım görüyoruz biz.
Bu videoda sizlerle Kızılcık Şerbeti adlı dizi üzerinden Türkiye'nin tarihsel ve sosyolojik hayatlarına indik. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, esen kalın.